Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. 3 gündür size video atamıyorum. YouTube kanalımın verdiği sıkıntıdan dolayı her akşam videoyu atarken problem yaşıyorum. Dün de yaşadım, bir önceki günde yaşadım. Bu 3 gündür sorun yaşıyorum. Belki telefondan kaynaklı attığım için sıkıntı veriyordur. Çünkü hafızası oldukça doldu artık bu videolardan kaynaklı. Yani o kadar doldu ki sürekli bir şeyleri silmeye başladım. Bilgisayarım yoktu ama bu akşamdan sonra, yani şu anki izleyeceğiniz videodan sonra, hem kalitesi olsun, hem hızlandırmalarım olsun, hem de görüş açısı olsun, sabitleme kamerası olsun, daha güzel olacak, daha kaliteli olacak. En azından editlerimi yaparken sorun yaşamayacağım. Çünkü bu kanalı atmaya başladığım süreçten itibaren, videoları kanala atmaya başladığım süreçten itibaren oldukça kolaydı. Şu 3 gündür çok zorlanıyorum. Bu yüzden size bugünden itibaren daha kaliteli videolar atmayı planlıyorum. Bilgisayarımız geldi. Bilgisayarım oldukça tam teşekküllü. Yani bana yetebilecek kadar. Şimdilik bununla idare edeceğim. Hem editlerim nasıl yapabildiğimi bakacağım. Hem de en azından kamera sabitleme açısından size video çekerken hızlandırmalarımı da daha yavaş şekilde ya da daha kaliteli bir şekilde sunacağım. Sizden bu 3 günlük süreç için çok özür diliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı görüyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı lütfen benden esirgemeyin. Yorumlarınızın hepsini göz önünde bulunduracağım. Birkaç yorum var. İşte hem kameranın sabit durmamasıyla alakalı, kalitesiyle alakalı, hızlandırmayla alakalı. Şöyle bunlara da açıklık getirmek istiyorum. Videoyu hızlandırmasam ben bir temizliği yaklaşık 2 saatte yapıyorum, tüm evin temizliğini. Dip köşeye girdiğimde bu 4-4,5 saat oluyor. Bu yüzden size hızlandırılmış halini yapıyorum. Çünkü bir odayı yapıp diğer odayı göstermemek gibi bir konu olmasın diye size hepsini çekmek istiyorum. Bu yüzden hızlandırıyorum arkadaşlar, size de sıkıcı gelmesin diye. Çünkü zaten videonun süresi ben editlemeden önce 2,5 saat kadar bir süre oluyor. Ben 2,5 saat 30 dakikaya falan sığdırmaya çalışıyorum. Hem yüklerken de sıkıntı vermesin diye, hem siz izlerken sıkıntı olmasın, sıkıcı olmasın diye arkadaşlar. Kalite konusuna gelirsek telefonum X. Bu yüzden olabildiğince hafızası yetmediği için kalitesini düşürüyor. Aslında iyi çekiyor ama yüklerken maalesef kalitesi çok düşüyor. Yani çektiğinde çok net çekiyor. Bunu da bilgisayarda çözebileceğimi düşünüyorum. Onun haricinde tripodum geldiği için kamerayı biraz sabit tutamama durumum vardı. Ama bundan sonra bütün videolarda kamerayı sabit tutacağım. Bittiği yerde kapatıp tekrar açacağım. Bunu da halledeceğim. Yani yorumlarınızı göz önünde bulunduruyorum arkadaşlar. Tekrar bana yorumlarınızı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ve beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umuyorum daha güzel yerlere geliriz. Şimdiden sizden çok özür diliyorum bu 3 gün için. Belki birçok insan takip ediyordu ya da ilham oluyordu. Canı sıkıldığında izliyordu. Ama benim şu 3 günden atamamam beni deliye döndürüyor. Emin olun, buna emin olabilirsiniz. 3 gündür deli oluyorum. YouTube'u atamıyorum. Kanalım sıkıntı veriyor. Ayarlarını yapabilmek için gerçekten çok uğraştım. Ama artık bilgisayar geldi. Bu yüzden artık videolarımızı daha kaliteli şekilde size sunacağım. Yorumlarınızın hepsini göz önünde bulundurarak bundan sonraki videoda göz önünde bulunduracağım. Şimdi paylaştıklarım sizinle bu kadar. Şimdi videoya geçebilir ve videomuzu izlemeye başlayabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, hepinize yeni bir günden merhaba diyorum. Dün biraz rahatsızdım açıkçası. Birkaç problemlerim çıktı. Hastaneye gittim, vlog çekemedim. Ama bugün, tabi dünün de temizliğini yapmamış olduğum için, bugün gene olabildiğince gene kendimi pek yormadan temizliğe başlayacağım arkadaşlar. Umuyorum arada bir video atamadığım durumlarda bana kızmıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten sağlık sebeplerinden kaynaklı olduğunda kolumu kaldıracak halim ve mecalim olmuyor. Size aynı zamanda kullandığım normal temizlik ürünlerini de göstereceğim. Bu yüzden hadi hızlıca videoya geçelim. Şu sıralar açıkçası ben birçok arkadaşımda da, annemde de gördüğüm gibi aslında herkes çok ürün kullanıyor. Ben her zaman temizlikte ve çamaşırlarda çok ürün kullanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim kullandığım bir iki tane ürün var. Açıkçası benim favorim olan, hatta size de gösterdiğim ürünler var. Bunları şimdi size kısa bir gösterip temizliğe başlayacağım unutmadan. Hadi ürünlere gidelim. Dediğiniz gibi ben Sitbank'i banyoda
vazgeçilmezim olduğu için sürekli Sirismane kullanıyorum. Hem çok güzel bir koku bırakıyor, hem de kireç denen hiçbir şey kalmıyor. Her yer pırı pırı, sanki yeni gibi, hiç dokunulmamış cillop gibi bir banyo oluyor. Bu yüzden ben Sirismane'i banyoda muhakkak kullanıyorum. Diğer bir kullandığım ürün şu Omo'nun zorluk hillerde kullanılan deterjanı. Bunu çok seviyorum. Gerçekten hem en azından toz deterjan kullanmak zorunda kalmıyorum. Ve mükemmel yıkıyor arkadaşlar Omo'nun bu sıvıları. Uygundaydı, ben bunu 20 liraya aldım. Ben toz kullanmaktansa açıkçası böyle kullanmayı tercih ediyorum. Kokusu da muhteşem. Beyaz ve renkler için siz de bu Omo'nun şu aktif ismini kullanabilirsiniz. Diğer bir kullandığım da herkesin bildiği bu Pervol. Pervol'ün siyahlar olanını gerçekten çok seviyorum. Çünkü Pervol gerçekten hani her ürünlerinde değil ama siyahlarda oldukça başarılı. Renkleri koruyor ve gerçekten solmaması için oldukça çaba sarf eden bir deterjan. Muhakkak her siyahlarda Pervol kullanıyorum. Ve son olarak da kullandığım, gene sevdiğim çamaşır suyu. Çamaşır suyunun markasının hiçbir önemi yok. Diğer markalara 20-25 lira vermektense en uygununu alıyorum ben. Ama çamaşır suyu gene vazgeçilmezim mutfakta. Her zaman kullandığım tek üründür çamaşır suyu. Yani başka bir ürün kullanmam. Olabildiğince zaten çamaşır suyu bulanıyorum ama gerçekten mikropları kırma konusunda çamaşır sudan vazgeçemiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, şimdi temizliğe artık geçebiliriz. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere genelde her gün temizlik yaptığım için ellerim oldukça şu şekilde birazcık kurudu. Bu yüzden artık eldiven takacağım. Yani bu bayağı artık yoğunlaştı. O yüzden eldiven takacağım. Hem en azından elim çok artık kurumasın, hem de sürekli elim suya maruz kaldığı için artık sertleşiyor. O yüzden eldiven takıp temizliğe başlayacağım. Şimdi size süpürgemden çıkan toz kılı göstereceğim. Her zamanki gösterdiğim gibi. Bugün de göstereceğim. Nasıl çeksek şöyle. Bakın, sadece bir gün gene süpürmediğim ev. Yani sadece dün süpürmemiştim. Gördüğünüz gibi kıl toz sürekli çıkar. Pencereden çıkar, hayvanlar var, kıyafetlerden zaten toz çıkıyor bildiğiniz gibi. O yüzden kıyafetlerinizi aldığınızda muhakkak yıkayın. Çünkü oldukça tozlular. Siz de bu şekilde bir önlem alabilirsiniz. İyi bir süpürge alarak ya da kurutma makinesi alarak iyi bir önlem alabilirsiniz. Benim şu an kurutma makinem yok ama olduğunda emin oluyorum bu tozların %80'i azalacak. Yani süpürge bile gelmeyecek. Çünkü kıyafetten oldukça çok geliyor. Bunu size her gün göstermek istiyorum. Çünkü sonuçta her gün süpürmeme rağmen bu toz çıkıyor. O yüzden siz hani görün, yani her gün süpürülen evde kedi sürekli gezmiyor. Zaten sabit bir yerde yatıyor. Ama gene de kıllar, tozlar havada uçuşuyor. Bu yüzden muhakkak kendinize iyi bir süpürge almanızı öneririm. Çünkü oldukça evi rahatlatıyor ve sizin de aldığınız nefes sürekli toza, kıla karşı önlem olmuş oluyor. O yüzden benim bugün evden yaptığım tozun çıkanını size gösterdim. Belki bu cümle biraz saçma oldu ama yani çıkan tozlar bunlar. Her gün görüyorsunuz. Her gün de göstermeye devam edeceğim. Hadi videomuza devam edelim. I'm feeling high. Thank you.
I'm feeling high.
Evet, ben videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bugün birazcık daha dip köşeye girmeden temizlik yaptım. Çünkü dünün yorgunluğu var ve birazcık da halsizlik var. Bugün tam 4 makine çamaşır yıkandı. Şuralardan da gördüğünüz gibi kapılara astım pike takımlarını. Bugün dolapla buzdolabına girecektim. Yatak odasındaki kıyafet dolabımla buzdolabına girecektim. Fakat halsiz olduğum için hiç gözüm yemedi. Bu yüzden bu şekilde ben bıraktım. Onları artık yarınki vlogda çeker, video yaparım. Bu şekilde arkadaşlar, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni takip eden ve bana destek veren herkese o kadar çok teşekkür ediyorum ki umuyorum daha güzel yerlerde olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.